Merhabalar. Türkçe konuşan, ana dili Türkçe olan insanların İngilizce öğrenirken en zorlandığı konulardan biri olan The Artikel'inden bahsetmek istiyorum bugün. Bizler bu artikeli öğrenmekte zorlanıyoruz ya da çok hata yapıyoruz. Bunları inceleyen bir makaleyle bu videoyu aydınlatmak istiyorum. Hemen bu durumu bir örnekle açıklamak istiyorum. Masamın üstünde tükenmez kalem var. İki tane, biri kırmızı, biri mavi. Bir tane de siyah kurşun kalem olsun. Yani 3 adet kalem var. Bir kişi geliyor yanıma, arkadaşım geliyor, diyor ki ya Ceylan, bana oradan bir kalem verir misin? Buradaki bir adet anlamında değil, bir kalem ver ya, hani bir şey yazacağım anlamında, belirsiz, belgisiz sıfat anlamındaki bir. Peki belirsiz artikeli biz kullanıyoruz ama bu belirli artikel olan the bizde yok. Ama bunu dolaylı bir şekilde yapabiliriz, kullanabiliriz. Nasıl olur? Ben de kişiye sorarsam bu örnekte, hangi kalemi istiyorsun? Bana derse ki mavi olanını, o zaman o hangi kalemi tanımladığı için mavi olanını burada atlaşmış sıfat fiile ismin i hali ya da belirtme hali getirerek burada belirsiz olan bir artikelini belirli bir şeye dönüştürmüş ve tanımlamış olur. Örneğin bu diyalog İngilizce geçse nasıl olur? Oradan tekrar inceleyerek farkı göstermek istiyorum. İngilizce geçse bana der ki a pen der. Mesela bir kalem verir misin? Sonra da mavi olanını söylemek için rengi olan blue'yu söyler. Sonra the getirir önüne. The blue one. Hani mavi olanını. Bizde the artikeli bir, belirli artikel yok. İki, the gibi öne gelmiyor. Ve örneğin mavi olanındaki gibi ismin i hali olarak sondan ekleniyor. Veya bazı farklı koşullar da var. Ama sonuç olarak the'yı birebir karşılayan bir belirteç olmadığı için biz ana dili Türkçe olanlar the ekini öğrenirken zorlanabiliyoruz. Peki Türkler ana dilinde belirsiz bir ekin olup belirli bir artikelin ya da ekin olmamasından dolayı the ekini nasıl anlıyor ya da nasıl kullanıyor? Buna bir çalışmayla örnek vermek istiyorum. Bahsedeceğim bu bilimsel çalışmada 3 ülkenin İngilizceden farklı 3 ülkeden bilgi toplanıyor. Bunlardan bir tanesi Japonya, bir tanesi İspanya, bir tanesi de Türkiye. Çalışma şöyle oluyor. Japonca konuşan katılımcılar İngilizce belirli bir seviyede biliyorlar. İspanyolca konuşan katılımcılar var ve Türkçe konuşan ve hepsi de belirli bir seviyede İngilizceye hakim insanlar. Onlara bir İngilizce test veriliyor. Daha sonra da bu testler, bu performanslarını ana dili İngilizce olan insanların performanslarıyla karşılaştırıyorlar. Çalışmada bu üç dili seçmelerinin bir sebebi var aslında. Japonca'da hiç ne belirli ne belirsiz bir artikel yok. İspanyolca'da hem belirli hem belirsiz artikel var. Türkçe'de bu ikisinin karışımı, belirsiz artikel var ama belirli artikel olan the'ya karşılık olacak bir artikel yok. Şimdi burada şöyle oluyor çalışmada. İnsanlara küçük kısa cümleler veriyorlar. Boşluk bırakılıyor. Oraya ya a artikeli getirecek, ya am, ya da the, ya da hiçbir şey, hiçbir artikel getirilmeyecek. Gelelim sonuçlara. Bu arada çalışmanın çok sonucu var ama ben en çok bizim videomuz için ilgili olanını alıyorum. Dolayısıyla kaynaklara bakarsanız çalışmanın kendisine gidebilirsiniz. Birinci sonuç şöyle. İngilizce ana dili olan insanların the artikelini doğru kullanma performansına bakarsanız %92. İspanyolların artikeli doğru kullanma performansına bakarsanız %83. Türklerin the artikelini doğru seçme oranı %60, Japonların ise %24. İkinci ilginç sonuçta 4 kategoriden, o 4 soru tipinden bir tanesinde dediğim gibi hiçbir artikele gerek yok. Ne a, and, the, hiçbir şey seçmenize gerek yok. Boş bırakmanız lazım, yani doğru cevap o. İlginç bir şekilde oraya en çok yanlış bir şekilde the'yi seçen Türkçe konuşan katılımcılar oluyor. Yani ana dili Türkçe olanlar oluyor. Bunun bir sebebi yok ama kategorik ve sonuç olarak ben ilginç bulduğum için söylemek istedim. Özetle insanlar kendi dillerinden yola çıkarak düşünüyorlar ve öyle saptamalarda bulunuyorlar.
Türkçe'de belirsiz artikel olduğu için bunu başarıyla seçebiliyoruz. Ama belirli artikele gelince bizim dilimizde belirli artikel olmadığı için bunun kararını vermede zorlanabiliyoruz. Ya da çalışmanın gösterdiği gibi çok alakasız yerlere hiçbir şey kullanmamamız gerekiyor demek yerine buraya da bir d koyalım diye d'yi ekliyoruz. Ama mesela Japonlar dillerinde hiçbir artikel yok. Onlar Türklere göre d'yi daha yanlış seçmişler, daha az doğru seçmişler. Ama en azından böyle her yere de bizdeki gibi böyle şuraya da d ekleyeyim diye bir karar vermemişler gibi görünüyor. İspanyollar da bize göre hem belirli hem de belirsiz artikelden dolayı en güzel kararları onlar vermiş görünüyor. Bence bu çalışma çok ilginç. İşte ana dilin bir sonraki farklı dilleri öğrenmeye olan etkisini gösteriyor, aktarımları gösteriyor. Ben okurken çok mutlu olmuştum. Umarım siz de bu çalışmayı beğenirsiniz ve detaylarını öğrenmeye bir motivasyonunuz olur. Ben dil çalışmalarını çok seviyorum. O yüzden yorumlarınız varsa ya da şu konuya da bir bakar mısınız gibi. Tabii benim anlayabileceğim bilişsel etkilerini incelemeyi sevdiğim için bakmayı isterim ben de. Yorumlarınızı severek okuyorum. Görüşmek üzere.